bir online masa kurdu. Bakın orada kimler vardı? Kanada Başbakanı Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Scholz, İtalya Başbakanı Draghi, Japonya Başbakanı Kishida Fumio, Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Romanya Başbakanı Ioannis, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Michel, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg. Ne eksik bu listede? Evet. Yani... Bakın. Hani Türkiye her masada olmak zorunda değil. Ama bu evet. Ama bir savaş haritasını göstersene Dersucuğum. Burnumuzun dibinde. Yani bu savaşa en yakın ülkeyiz biz. Bu aşağısı işte Karadeniz'in aşağısı Türkiye. Türkiye'nin bu masada olmaması olamaz. Olmamalı. Söz konusu olmamalı. Ha şöyle illa Amerikancı olmak ben dediğine katılıyorum. Yani... Ne Amerika ne Rusya canım neticede. Ha, orada bir savaş var. Ukrayna'nın yanında savaşın bitmesi için elbette. Hayır haksızlığa tavır almak başka evet. bir şey. Bu anlamıyla da durursun. Yani seyirci olalım demiyorum ben. Yani haksızlığa tavır almalı. O anlamıyla da haklının yanında yer al. Mazluma sahip çıkmak lazım. Yani burada benim hiçbir tereddütüm yok. Yani sonuçta işte programa girerken gösterdiğiniz görüntülerin hesabını kim verecek? Yani sonuçta çocukların onu kenardan hesabını, bir tabii, göstermesi yani sesini yani çok az vererek. O çocukların hesabını yani düşünsenize. Yani bir hafta önce evinde uyuyan bir çocuk sabah kalktığında savaşla uyanıyor. Bomba sesleriyle uyanıyor. Evini terk etmek zorunda kalıyor. Bunun hesabını kim verecek? Bunun hesabını bu durumu ortaya çıkaranlardan hesap sormak tavırsızlık anlamına gelmez. Tam tersine bunlardan hesap sormalı. Yani o anlamıyla bizim bu süreçte kaldı ki zaten tartışma noktası ya da karşıtlık Ukrayna ile Rusya arasında değil ki. Rusya ile ABD ve NATO arasında. Yani bizim burada net tavır almamız gerekiyor. Net tavır alabilmek meselesi de tabii Türkiye açısından Ayşe Nur Hanım'ı söylemek zorundayım. Bu aslında yalnızca AKP ile de sınırlı değil. Bütün siyasi partileri ilgilendiren bir şey. NATO'yu masaya yatırmadığınız sürece, NATO'yu sorgulayamadığınız doğru, sürece, doğru. Yeni dünyayı yeniden tartışamadığınız sürece, 21. yüzyıl dünyası şöyle olur diyemediğiniz sürece, yalnızca ne yaparsınız? Erdoğan'ın yaptığı gibi pragmatizm üzerinden günü kurtarmaya çalışırsınız ama Erdoğan'ın politikası günü kurtarmaz. Niye kurtarmaz? Söyleyeyim. Ya Erdoğan'ın bütün öngörüleri çöktü. Yani uluslararası öngörüleri ayrıca, de çöktü. Ayrıca siz Suriye'deyseniz Rusya'ya ne diyeceksiniz tabii diyorlar. Yani şimdi yani Suriye ile ilgili yani şimdi toprak bağımsızlığı, siyasi egemenlik lafları öyle havada edilebilecek laflar değil ki. Yani ayrıca dünyadaki ikiyüzlülük bizim yani Türkiye'deki iktidara da yansımış durumda. Dünya inanılmaz bir ikiyüzlü tavır alıyor. Özellikle yani işin doğrusu Batı kavramını Batı diye kullanmak istemem ama Batı inanılmaz ikiyüzlü bir tavır alıyor. Batı değil dünya. Bakın dünya, bir şey söyleyeceğim. Dünya. Gidin Asya'ya gidin. Evet. Yani çok rica ederim Çeçenlerin kendi aralarındaki tartışmaları. Savaşları. Yani, ben de o anlamıyla Batı kavramı tırnak içinde kullandım. Ne? Yoksa Batı kavramı tek başına bir şey ifade etmiyor ama şöyle bir ikiyüzlülük var tabii. Yani şimdi Suriye'yi hatırlatınca insanlar mutsuz oluyor. Ya ben Yemen hatırlatıyorum ya. Ya Yemenli çocukların, Yemenli kadınların, Yemenli insanların bu işteki günahı neydi? Yemen'de halen bir biçimde iç savaş devam ediyor ya. İç savaş da değil aslında. Yani orada da aslında uluslararası güçlerin bölgeye yönelik vekalet ülkeler üzerinden yürüttüğü savaş devam ediyor. Şimdi ya bu coğrafyada bizim şunu görmemiz lazım. Yani savaş bir kere yani savaşın o anlamıyla insanlığa kazandırdığı hiçbir şey yok. Savaşı kazananları kimler oluyor? Vallahi oligarklar oluyor, tröstler oluyor, tekerler oluyor, silah tüccarları oluyor, ilaç sanayi oluyor. Doğru. Yani petrol sanayi, enerji sektörü oluyor. Vatandaşın savaşlardaki ortak özelliğine yoksullaşarak çıkıyor. Acıyla çıkıyor. İnsan demişken benim çok yüreğimi acıtan bir görüntü gelecek ekrana. Bir hastanenin sığınağı. Doğum servisi olmuş sığınak. Ben bugüne kadar bu görüntüleri hiç görmemiştim. Bir ekrana gelsin. Bir jinekolog doktor cep kamerasıyla çekmiş ve dünyaya işte halimiz demiş. Tabii. Большинство здесь уже родило. Есть маленькие дети.
İnsanlar ölüyor bir yandan, bebekler doğuyor öte yandan, doğuyor ama nasıl bir dünyaya, savaşa doğuyorlar. Ah canım ya, bu insanları gidip sarıp sarmalamak istiyor insan. Peki şimdi ya burada bir şeyin altını çizmek isterim. Yani şimdi bu görüntüler gerçekten can acıtıcı görüntüler. Şimdi ben de gelirken yani hem de bir kendime göre basını taradım. Eminim sizin de dikkatinizi çekmiştir. Belki dün de kullandınız. Şimdi mesela Suriye görülmüyor, Irak görülmüyor, Yemen görülmüyor, Libya görülmüyor. Ben daha Ekim'den yani, beri söylüyorum. Afganistan, sizin söylemenizi, yani siz söylemeyeceksiniz de kim söyleyecek denir yani. Yani o anlamıyla önemli söylediniz. Ya şimdi iş ırkçı söylemlere doğru dönüşmüş durumda. Niye? Sonuçta Avrupa'ya daha yakın bir ülkede yaşanan gelişmeler bunu etkiliyor. Yani bir takım basın yayın organlarında daha açık anlat Necdet Araç. Daha söyleyeyim. Mesela diyelim ki Amerika Birleşik Devletleri'nde şeyi de aldım. Yani buraya Amerika Birleşik Devletleri'nde, İngiltere'de mesela, İngiltere'de ya Telegraf gazetesinin yazısına bakın ya. NBC yani, muhabirinin yani var bir şeysi. Bize çok Amerika'da benziyorlar. Bu durum çok çok edici kılıyor. Ukrayna bir Avrupa ülkesi. İnsanların Netflix ve Instagram hesapları var. Özgürce oy kullanıyor ve sansürsüz gazete okuyor. Savaş artık uzaktaki yoksul insanların başına gelen bir şey değil. Oraya geldiğinde dahası var. Sarışın, mavi gözlü sarışın insanlar tabii meselesi. Tabii. Şimdi bakın bu büyük dram ama, ya. Ama bir şey söyleyeceğim. Bakın bunun üzerinden saray medyası da başka bir şey çıkartmaya çalışıyor. Ben de buna sinir oluyorum. Tabii. Kusura bakma Necdet. Yani niye? İşte çünkü bak o da ahlaksız Batı efendim esmer bilmem neyi görmüyor. Yahu görüyor, gördü. Özellikle medyası. Vietnam Savaşı nasıl bitti zannediyorsunuz Allah aşkınıza ya? Afganistan'dan bütün o can acıtıcı görüleri Batı medyası görmedim zannediyorsun. İki tane sersemin lafını alıp genelleştirmemek buraya lazım. Getirmemek şimdi lazım. Şimdi burada da bakın söylediğiniz önemli. Aslında tartışılması gereken yanlardan bir tanesi. Ben aslında buradan hareketle Türkiye'nin de bunu görmesi gerektiğine inanan birisiyim. Şimdi Suriye'de şu anda geçen birkaç yerde de söyledim. Sizin programda da söyledim. Ya göçmenler meselesindeki düşmanlığın arka planında ne var? Suriyelilere yönelik Türkiye'de kamuoyunda yapılan araştırmalarda inanılmaz bir düşmanlık var. Şimdi kişi Suriye... Kara kaşlı kara gözlü diye mi? Ya tabii yani şimdi. Hayır. Değil tabii yani o tabii anlamıyla. Şimdi buna mesela ekonomi son derece önemli. Şu anda Avrupa ülkeleri göçmenlerle bir yeni bir şeyle tanıştı. Polonya sınırını açtı. 500 bini bulmuş. 500 bini buldu. Yani bu burada bunu tümüyle ortadan kaldıracak bir yaklaşıma ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Buna ortak tavır alabilmemiz lazım. Ayrıca altını çizdiğiniz nokta önemli. Bakın bizde tek tip şey vardır. Dış politika deyince, tavır alınca, eleştirince diyeyim ki ya Suriye'de yanlış yaptınız kardeşim, şurada yanlış yaptınız dediğinizde sizi hemen hain ilan ediyorlar. Şimdi Rusya'da rakamlar ortada. Yani 1000+ savaş karşıtı gösteri olmuş. Rusya'da akademisyenler, Rusya'da gazeteciler savaş karşıtı açıklamalar yapıyor. Almanya'da yüz binlerce insan Berlin'de. Hafta sonu Berlin'de yürüdü, Amsterdam'da yürüdü. Yani şöyle bir tablo yok. Yani Almanya tek tip, Rusya tek tip. Ya Rusya şu anda savaşta, Rusya'da insanların yani böyle bir ortamda, ben mesela Türkiye'de buna böyle bir ortamda ne kadar zor durumda olduğumuzu biliyorum. Mesela Suriye politikası dün de yanlıştı, bugün de yanlıştı bu ülkenin. Bunu eleştirdiğimiz için bizi neredeyse hain yapıyorlardı. İnsanlık vicdanı her yerde harekete geçiyor. Harekete geçilmesi gereken vicdan bu. Ya savaşa tavır alabilme. Burada hangi ırk, hangi ulus, hangi devlet, coğrafi olarak Avrupa mı, Asya mı, Afrika mı ayrımı yapmadan tavır alabilme becerisi aslında dünyanın yeniden şekillenmesinde rol oynayabilir. Asıl öne çıkarılması gereken tablo bu. Ve burada bakın bizim yani şu anda o anlamıyla mevcut iktidarın en büyük dezavantajlarından bir tanesi olacak. Eğer savaş derinleşirse savaşın yansımaları doğrudan Orta Doğu'ya doğru da kayacak. Orada da etkilerini biz göreceğiz. Burada bu anlamıyla yapılması gereken en önemli hamle yalnızca günü kurtarma üzerine değil.
stratejik hamleler yapmak lazım. Yani Balkan Paktı o yüzden önemli. Sadabat o yüzden önemli. Sen Orta Doğu'da bir barış ve işbirliği teşkilatı kuramıyorsan, Suriye ile, Irak'la, İran'la, Mısır'la ortak bir paktın içinde bölgenin barışı, demokrasi ve huzuru için